İyi akşamlar. Hoş geldin Sefalar. Getirdin Hikmetciğim. Hoş bulduk. Bu ne güzel sürpriz oldu böyle. Ne iyi ettin de geldin. Zamansız geldim galiba. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Biz de Mehmet'in doğum gününü kutlamak için toplanmıştık. Ya. Böylesi pek güzel oldu. Ağız tadıyla iki kelam edememiştik. İçime dert olmuştu vallahi. Aferin sana Şeref kızım. Beni çok mutlu ettin. Memnun olmanıza sevindim babacığım. Salona geçelim mi artık? Geçelim tabii. Burada ayakta kaldık. Sen yok musun sen? Sen de çok güzel yuttun ama aşkım. Ben sana dedim kaptan. Adını unutur seni unutmaz. Ya ne bileyim çok iyi rol kesti. Söyledim ben sana. Oo hediyeler. Hediyeleri unuttuk ya. Allah. Dayımın yanına ben oturacağım. Ev cadısının yeri her zaman ayrıdır. Dayısını görünce şımarıyor vallahi bu. Şımaracak tabii oğlum. O bizim ilk göz ağrımız. Nasıldı ilk geldiği zamanlar minnacık? Dün gibi aklımda. Nasıl küçüktü değil mi? Efendim çok teşekkür ederim. Fikri hediyeyi alıp gelecek. Nerede kaldı acaba? Fikri Bey amca sen lavabodayken hediyeyi bırakıp çıktı anne. Niye çıktı? Sen biliyorsun sanıyordum. Akılsız kızım benim. Bak Hikmet de yok. Sana 5 dakika bile gözünü ayırmayacaksın demedim mi? Ne bileyim anne. Bir şey olmaz sandım. Akılsız, akılsız. Defne'ye de yakıştı. Değil mi? Dur anneciğim telaş etme. Bir şeyler yap Bildur. Şu anda Hikmet her şeyi anlatıyor olabilir. Ne yapabiliriz anne? Bilmiyorum. Evi ayağa kaldıralım. Fikrin dikkatini çekecek ve o adamla konuşmasını engelleyecek herhangi bir şey olabilir. Aklıma gelen tek şey senin gidip Hikmet'ten önce gerçekleri Mehmet Fikri Bey amcaya anlatman anne. Bunu yapamam. Çok geç. Nasıl anlatırım kızım? Ne o? Kül kedisi masalı bitti mi? Her şey bal kabağına mı dönüşüyor? Kenan! Sadece bizim için değil, senin için de bitiyor. Kas kafalı! Tüh be. Bey baba malları da yeni pay etmişti. Görüyor musun karıcığım? Valide Hanım nasıl da her şeyi kaybetti? Benim mal mülk umurumda bile değil. Annem Mehmet Fikri Bey amcayı seviyor. Kör müsün? Boşa kürek çekiyorsunuz. Bu hiçbir şeyi değiştirmez Dilruba Hanım. Gidin buradan cancağızım. O da neden? Annem sizden gitmenizi rica etti Şeref Hanım. En azından bunu yapabilirsiniz sanırım. Tamam, gidiyorum. Ama sakın sizden korktuğum için olduğunu sanmayın. Oğlumun bu mutlu gününde daha fazla rezalet çıkmaması için gidiyorum. Hadi anne, bunu yapmalısın. Benden nefret edecek. Asıl başkasından duyarsa nefret edecek. Bilur, içeride o adam varken konuşamam Fikri'yle. Onun yanında olmaz. Lütfen içeri gir de Hikmet'i dışarı çıkar. Tamam. Dur, hayır, hayır. Önce Hikmet'le konuşmalıyım. Anne, artık bitti. Eninde sonunda gerçekler ortaya çıkacak. Lütfen daha fazla kendini zor durumlara sokma. Söyle gerçeği. Fikri Bey amca seni gerçekten seviyorsa yüreğinde affedecektir. Ya sevmiyorsa? Hadi çağır Hikmet'i. Önce Hikmet'le konuşacağım. Onunla kapanmamış bir hesabımız var. Hadi kızım. Fikri Bey amca gelebilir miyim acaba? Gel kızım. Allah'ım sen bana yardım et. Ailemi koru.